Şimdi tabii hemen Şirin Bey size de sormak istiyorum. Zeytinburnu'nda tabii bitki bahçesi var. Bu bahçeye henüz gitmemiş, gezmemiş olanlar olabilir ki ücretsiz geziler de düzenleniyor. Öncelikle bu bahçe ne zaman kuruldu? Siz ne zamandır orada bulunuyorsunuz ve ne zaman ziyaret edebiliriz? Sizden öğrenebilir miyiz? Bahçemiz 2005 yılında kuruldu. Merkez Efendi Geleneksel Tıp Derneği ile Zeytinburnu Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttükleri bir projedir ve devam ediyor halen. 14 dönümlük bir alana kurulu bahçemiz. Yaklaşık 700 aşkın tıbbi bitki bulunuyor. Bu bitkiler tamamen etiketlidir. Üzerinde yanlış kullanıma sebebiyet vermemek için kullanımı yer almıyor. Evet. Zehirli olan bitkiler var. Üzerlerinde işaretleri vardır. Uyarı yazıyor. QR kod uygulaması da bazı bitkilerin gittiğiniz zaman rehber olmadan bile kendiniz bilgilerini alabiliyorsunuz. Alabiliyoruz dedik. Tam siz böyle anlatmışken bir de izleyicilerimiz görsün isterseniz. Haberimiz var, üzerine konuşalım. Tamam. Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi tüm Türkiye'den hatta dünyadan üniversite öğrencilerine kapılarını açtı. Dur. Bitkimiz Rosa damasana, yani Isparta gülü. İngiliz asıllı Freddie Igibor neden Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'ni tercih ettiğini anlattı. Türkiye'de, yani daha doğrusu İstanbul'da staj yapabileceğim çok az yer var. Bitki konusunda eğer çalışıyorsanız ve biyoloji bölümünde okuyorsanız birkaç tane yer var. Onlardan bir tanesi de burası ve bana da yakınlığı açısından hoşuma gitti. Ben de burada staja başladım. Güzel gayet, insanlar da hani cana yakın ve pozitifler. Yani dolayısıyla beğendim. Bu benim ilk günüm zaten ve beğendim yani burayı. Stajyerler bitkinin tüm aşamalarını Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nde verilen uygulamalı eğitim sayesinde öğrendiklerini belirtti. Hocalarım en çok burayı methettiler. Zaten Türkiye'de çok bir yer yok. Kütahya, Manisa gibi bazı yerlerde var böyle büyük bahçeler ama en genişi burası olarak gördüm. Burada staj yapmayı tercih ettim açıkçası. Ve öğreneceğim çok şey olduğuna inanıyorum. Tanınmış bir yer olduğunu biliyorum. 68 tane parsel bulunuyor. Hepsinde tıbbi amaçlı kullanılan bitkiler var. Hepsi de değerli bitkiler. Uzman biyolog Tuğçe Ağba, tıp, eczacılık, biyoloji gibi birçok bölümden öğrencileri rakam sınırlaması olmadan kabul ettiklerini belirtti. Yaz döneminde çok fazla başvuru oluyor. Herhangi bir kişi sınırlamamız yok. Ne kadar başvuru oluyorsa uygun olanlarını kabul ediyoruz. Çok farklı illerden, çok farklı okullardan bize stajyer öğrenciler geliyor. Burada hep birlikte kaynaşıp bizlerle birlikte bahçede hangi iş yapılacaksa birlikte yapıyoruz. Uygulamalı olarak eğitim vermiş oluyoruz stajyerlerimize. Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi gönüllü stajyerleri de kabul ediyor. Staj başvurusu için ztbb.org web sayfası üzerinden başvuruda bulunmak mümkün. İzledik. Aslında İstanbul'da cennetten bir köşeye de gittik diyebiliriz. 700 aşkın bitki var dediniz. 700 aşkın tıbbi bitki bulunuyor şu an bahçede. Bu sayı sürekli artıyor. Çünkü sosyal medyada yerel tohumlarına sahip çıkalım diye bir etkinlik oluşturduk. Türkiye'nin her yerinden, hatta bazen yurt dışından bile atalık tohumlar bizlere geliyor. Bizler onları bahçede ekip çoğaltıp tekrardan tohum takas şenlikleriyle ulaşabilecek her yere ulaştırmaya çalışıyoruz. 700 bitkinin 800'e ulaştıktan sonra bu 800'den sonra devam edecek diye söyleyebiliriz şu anda. Kalabalık bir ekip misiniz orada? 14 kişilik bir çalışma ekibi var. İşte ziraat yüksek mühendisi, uzman biyolog, bahçe ziraatı teknikleri, tıbbi aromatik bitkiler teknikleri diye bir teknik ekibimiz var. Tabii bahçıvanlar, yardımcı personellerle beraber bir 14 kişi buluyor çalışma ekibimiz. Yaz döneminde stajyerlerle beraber ekip daha da kalabalıklaşıyor. Bir de gönüllü bahçıvanlık diye bir etkinliğimiz var. Türkiye'nin her yerinden işte misafir olarak gelenler var. İstanbul'da yakın oturanlar gelip bizlerle beraber gönüllü bahçıvanlık etkinliğine katılabiliyor. 7'den 70'e herkes gelip katılabiliyor. Yoğun bir size ilgi var mı peki bu anlamda? Ama sanırım böyle eğitimlerin de sınırlı bir kontenjanı oluyor değil mi? Evet, minimum maksimum diye bir sayımız var çünkü. Etkinliklerimiz, atölye çalışmalarımız var, onlara değinmek istiyorum biraz. Sağlık Çevre Okulu adı altında atölye ve seminerlerimiz var. Yaklaşık 100'e yakın bir atölye seminer listemiz var. 100'e yakın, çok evet, fazla evet. Çok kapsamlı bir konu. İşte gıdalarla ilgili, güzellikle ilgili, cilt bakımıyla ilgili, ev tıbbi seminerleriyle ilgili sanatsal çalışmalar oluyor. Çocuklarla ilgili etkinliklerimiz oluyor. Doğanın bir bütün olduğunu anlayabilmeleri için ta küçükken bu konuyu aşılıyoruz çocuklara. Seminer ve atölye çalışmamız oldukça geniştir.
Şimdi parklara, bahçelere gidiyoruz, tabii ki bitkileri ne kadar tanıyoruz? O da bir soru işareti. Aslında baktığımızda ağaçları, çiçekleri, isimlerini biliyor muyuz? Bu anlamda da çok önemli. Ayrıca artık birazcık daha biz büyük şehirlerden uzaklaşıp hepimizin hayali. Ama bu hayali artık gerçekleştirenler var. Özellikle emekliliği beklemeden gidip küçük köylere yerleşen arkadaşlarımız da var. Belki gönüllü bahçıvanlık da bu açıdan önemli bir eğitim olabilir. Yapanlar var. Bahçemizde bir fil çalışıp gönüllü bahçıvan olarak çalıştıktan sonra işte Yalova'da kendi çiftliğini kuran çok değerli tanıdıklarımız var. Ve tıbbi bitkiler konusuna da girmiş bulunmaktalar kendileri. Bu tür çalışmalar oldukça etkili oluyor. Siz biraz önce bahsettiniz aslında tohum takası şenliğinden. Onunla ilgili haberimizi izleyelim, üzerine konuşalım. Tamam. Şile'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen tohum takas şenliğine Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi de katıldı. Renkli görüntülere sahne olan şenlikte Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nde görevli uzman biyolog Tuğçe Ağba ve ekibi 60 yıllık domates tohumunu mısır ve biber tohumuyla takas etti. Koruma altına alınan sebze ve meyve tohumlarının takas edildiği şenliğe halkın ilgisi yoğundu. Yapıyoruz şimdi. Siz hangi tohumları verdiniz? Biz şimdi mısır vereceğiz. Domates ve bir salçalık biber alacağız. Nasıl bir domates? Bence çok güzel. Evet, etmeli. Bence de etmeli. Yedi kule marulları. Yedi kule marulu ne yazık ki şu anda geniş alanlarda yetiştirilemiyor ve en azından tohum takasla, bu işe gönül verenlerle orijinal tohumları tekrar bahçelerde yetiştirmek istiyoruz. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nde görevli uzman biyolog Tuğçe Ağba, bitkinin neslinin devam ettirilebilmesi ve biyoçeşitliliğin devam edebilmesi adına tohumlara çok ihtiyacımız var dedi. Takas şenliğine biz de bu sene katıldık. Biz de normalde Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi olarak tohum takas şenlikleri düzenliyoruz kendi bünyemizde. Bu tür etkinlikler bizim için önemli çünkü tohum zaten bizim en önemli bitki parçamız. Zaten bitkinin neslini devam ettirebilmesi için ve biyoçeşitliliğin devam edebilmesi için, güzel Türkiye'mizin bu şekilde devam edebilmesi için verimli bir şekilde tohumlara çok ihtiyacımız var. Yüzlerce vatandaşın özenle sakladığı çeşitli tohumları birbiriyle takas ettiği şenlik gün boyu süren çeşitli etkinliklerle devam etti. Şenlikte Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nden katılan görevli uzman biyologlar, Şilelileri bitkiler konusunda bilinçlendirirken aynı zamanda evde yapılabilecek bitki karışımları hakkında da bilgilendirdi. Portakal, mandalina gibi bunları güneşe çıkmadan sürmüyorsunuz. Çünkü leke yapıcı özelliği var. Özellikle turunçgiller gibi. Limon, portakal, mandalina. Haberimizi izledik. Çok önemli bilgiler de veriyorsunuz aslında Şirin Bey. Şimdi izleyicilerimize de paylaşmak istiyoruz. Biraz acaba sizden de öğrenebilir miyiz? Evde ne yapabiliriz aslında? Çok basit püf noktaları var. Ve faydalı olan reçete demeyeyim ama uygulamalar da var. Evet. Kış geliyor özellikle. Belki çatlaklar için bizi paylaşabilirsiniz. Aslında demin de değindiğiniz gibi hani parklarda, bahçelerde geçerken birçok bitki, çiçek görüyoruz. Bunlar hani kültüre alınmış türlerdir ama doğasında da olan türler var. Hani köye gittiğimiz zaman gördüğümüz güzel bir çiçek ama ne olduğunu bilmiyoruz. Mesela nergis çiçeği doğal olarak yayılabiliyor Türkiye'de. Onu alıp bir zeytinyağı içerisinde beklettiğimiz zaman bir tıbbi yağ, yani nergisin içerisindeki, tıbbi nergisin içerisindeki etken maddeleri zeytinyağına geçirip oradan da basit bir çatlaklara karşı kullanabileceğimiz bir karışım hazırlayabiliriz. Bu en basitinden. Buna benzer birçok şey var aslında. Bahçedeki verdiğimiz etkinliklerle aslında bunları aşılamaya çalışıyoruz bizler. Evet. İnsanların evde kendilerine yetebilecek kadar bitki kullanımına ilgili eğitimler bunlar. Tabii ki kesinlikle hastalıklara karşı doktorların tavsiyesi önemlidir. Doktor tavsiyesi olmadan ciddi hastalıklara karşı kullanım olmaması gerekiyor. Basitçe kendilerine hazırlayabilecekleri ev tıbbi seminerleri var. Aromaterapi, fitoterapi, buna benzer birçok etkinlik bahçemizde halen devam etmektedir. Sormuştum yayından önce. Hiç ilaç kullanıyor musunuz diye. Şimdi buzdolabının yanında bir de baharatlık var galiba, değil mi Şirin Bey? Hangi baharatlar var içerisinde? Birçok baharat bulunuyor. Zencefilinden zerdeçalına, tarçınından kakulesine, karabiberinden tutun, öğütülmüş birçok, ıhlamuruna, ekinezyasına kadar bahçenin de etkisi çoktur bu bitkilerin toplanmasında. Birçoğu bulunuyor. Mevsimi takip ediyoruz. Mevsimsel geçişlerde
hemen bir ekinezya çayı veya ekinezya tentürüyle soğuklar hasta olmadan önce tedbirimizi, vücudun tedbirini alıyoruz ki bağışıklık sistemimiz güçlensin. Hı hı. Evde böyle uygulamalar yapıyoruz veyahut da boğazımız ağrıdığı zaman hemen bir ada çayını demleyip gargara yapıp veya da çayını direkt içip kendimizi tedavi edebiliyoruz. Yani direkt antibiyotiklere yüklenmek yerine bu tür basit halk arasında yıllardan beri süre gelen bitkileri kullanmak. Evde mümkün mertebe hani hiç kullanmıyoruz neredeyse. İlaç kullanımı yok. Tamamen bitkilerle tedavimizi gerçekleştiriyoruz. Tabii şimdi burada çay demlemek çok önemli. Çünkü çok uzun süre kaynattığımız zaman da zannediyorum ki etkisi geçiyor. Bunun süresi nedir biz bunu yaparken o şekilde uygulayalım? Üç sınıflama ayrılıyor genelde bunlar. Hani bilimsel isimleri infüzyon, dekoksiyon, maserasyon diyedir. Halk diliyle infüzyon dediğimiz demleme. Yani narin yapıdaki bitki kısımlarının 3 ile 5 veya da 5 ile 7 dakika maksimum sıcak su üzerine konduktan sonra demlenmesi işlemidir. Yani bir gül çiçeğini veya da bir melisayı, bir ada çayını 3-5 dakika kadar bir demlememiz yeterli oluyor. Ağzı kapalı bir şekilde cam veya da porselen bir demlikte. Metal değmeyecek. Evet. Sert yapıdaki bitkilerin bir 15 dakika kadar kaynatılması gerekiyor. Çünkü sert yapıdaki bitkinin içindeki etken maddeler hemen suya geçmez. Bunun belli bir süre kaynaması gerekiyor ki o kimyasal maddeler suya geçsin. Bir 15 dakika kadar da o yeterli oluyor. Bir de hiç kaynatmamamız gereken bitkiler var. İçerisinde müsilaj denilen bir etken madde bulunan bitki kısımları var. İşte bir hatmi, bir ebe gümeci gibi çoğaltılabilir bunlar. Hı hı. İçerisinde müsilaj barındırıyor. Bunlar da sıcak suyla temas ettiği zaman hem içindeki etken maddeler uçup gidiyor hem de müsilaj etken maddeleri kendi içerisinde hapsedip sindirim sistemi tarafından emilmediği için de geldiği gibi geri gidiyor. Bunların da soğuk suda yumuşatmamız gerekiyor. Çayları üç kısma ayırabiliyoruz böylelikle. Çok önemli. Şimdi gerçekten bazı yemekler de zannediyorum ki öyle defalarca ısıtıldığı zaman aslında hiçbir faydası kalmıyor. Bunu peki eğitimlerde öğrenebiliyor muyuz geldiğimiz zaman? Evet, bahçemizde tıbbi çaylarla ilgili verilen eğitimimiz var. Konuyla ilgili daha çok fazla eğitimler de var. Hani tıbbi çaylar, uçucu yağlarla ilgili aromaterapi, fitoterapi, bitki kozmetikleri. Bunlarla ilgili gelip bizlerden eğitimi herkes alabiliyor. Şimdi yağlar da çok önemli. Şimdi bazı yağları mesela şöyle şakaklarımıza sürdüğümüz zaman baş ağrısını geçiren yağlar söz konusu ama yine burada onun doğal olup olmadığının ayırdığına nasıl varacağız ya da biz varabilir miyiz? Sentetik yağlar piyasada gerçekten hani hocamız da dediği gibi denetlenmesi gerekiyor. Sentetik yağlar piyasada çok fazla, tahşiş edilmiş yağlar çok fazla bulunuyor. Hani kalitesine güvendiğiniz ve denetleme sistemiyle denetledikten sonra yağları kullanabilirsiniz. Onların da çünkü uçucu yağlar bitkinin özüdür. Yani neredeyse en son halidir. Damlayla kullanılır. Hani böyle içilme vesaire şeyleri söz konusu değildir. O yüzden kesinlikle uzman bir kişiden tavsiye aldıktan sonra kullanmak gerekiyor uçucu yağ konusunu.